sordu, Isparta halkı cevapladı. Vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı adayı olamayacağının söylenmesiyle ilgili ne düşünüyor? TV32 muhabirimiz Isparta halkının nabzını yokladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tekrardan Cumhurbaşkanı adayı olamayacağının söylenmesiyle ilgili Isparta halkı neler söyledi? Muhalefet Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir kez daha aday olmasının anayasaya aykırı olduğunu söylüyor. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Neden aykırı yani, neden? İki kere olduğu için üçüncüye aday olamaz diyorlar. Olur, ne olmasın ya? Ne olmasın ki? 2018'den çıkan yasaya göre bir daha başkan olabiliyormuş diye duydum. Artık tam doğrusu nedir bilmiyorum. Bir şey düşünemiyorum. Ben evet diyorum. Başka bir şey demiyorum. Vallahi beni hiç ilgilendirmiyor. Önce şunu söyleyeyim. Muhalefet halt etmiş. Çünkü Erdoğan gibi bir kişi Türkiye'yi nereden nereye getirdi? Bugün dünyada söz sahibiyiz. Onun için bu yaptıkları şeyler tamamen oyun, altılı masa, Türkiye'nin geleceği için büyük bir tehlikedir kızım. Onun için onlar ne söylerle söylesinler. Tamam. Allah vatanımızı, milletimizi muhafaza eylesin. Erdoğan bu ülkeye bir şanstır. İnşallah yine de kazanacaktır, bunu bilin. Valla vatandaş olarak aslında bu işlerle niye bu kadar uğraştığımızı da bilmiyorum. Yani bizi çok ilgilendirmemesi lazım. Bir anayasa var, bir yazılmış bir metin var. Türkiye'de bağımsız bir yargı varsa bunu, kararını verip zaten vatandaşın fikrine ihtiyaç duymadan bunun sonucunu alması lazım. Olur mu, olmaz mı? Zaten biz vatandaş olarak bunlara kafa yormak zorunda olduğumuz için büyük sıkıntı halindeyiz. Bu şey, hukukçular, anayasaya bakan insanlar, mahkemeler bağımsızsa zaten doğru kararı verecektir. Çok umudumuz yok doğru kararı vermesinden. Doğru karar neyse, o veya bu demiyorum. Çünkü bilemiyorum, bilemem. Onun için beklemedeyiz biz de bakalım. Ama önemli değil. Yani kimin aday olduğu da önemli değil. Olup olamayacağı da önemli değil. İnşallah ülke için, vatan için en doğrusu olur. En doğru aday da seçilir. Bu kadar. Yani AK Parti'nin bu duruma bu kadar hazırlıksız yakalanacağını düşünmüyorum. Bence öyle bir yasal sıkıntı yaşayacağını da düşünmüyorum. Bilmiyorum da ama bu sefer zor iş yani. Ona karşıyım ben. Vallahi hiçbir şey de diyemiyoruz. Hiçbir şey diyemiyoruz. Katılıyorum ben de aynı şekilde. Çünkü anayasa da böyle bir madde varsa eğer gerçekten böyle olmaması gerekiyor. Yani Tayyip Erdoğan'ın adı olmaması gerekiyor bence. Ama tabii Türkiye'de yaşıyoruz biliyorsunuz. Anayasa kim uyuyor ki, kim umursuyor ki? Onun için mahkemeyle falan uğraşacaklar ama hiçbir sonuç çıkacağını zannetmiyorum ben. Onun için boşuna uğraşıyorlar yani muhalefet tarafı diyeyim. Evet, biraz bence artık önümüzü açsın. Sıradakilere bir zaman, bir fırsat versin. Biz de bir önümüzdekileri görelim. Onlar değerlendirsin isterim yani. Katılıyorum aynen. Çok doğru bir soru. Anayasaya aykırı. Maddeleri gayet açık. Yoruma hiç gerek yok. Şimdi abla, normal yasalara göre aslında olmaması lazım. Ama şimdi bir yandan da bakılırsa CHP HDP'nin yanında da duruyor gibi. Ama vallahi bu çok garip. Ne diyeceğim buna ben de bilemiyorum. Olmalı mı, olmamalı mı sizce? Eğer ülke, ekonomi falan her şey düzelmek olacaksa olmalı. Eğer daha da batacaksa olmamalı. Hayır canım, olsun sonuna kadar.